Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü biliyorsunuz ki Nora abanız burada sizlerle buluştuğu zaman çok mutlu oluyor. Her biriniz. Sadece sen değil sevgili arkadaşım. Yanında oturan arkadaşın, yan evde oturan arkadaşın, mahalledeki arkadaşın, okuldaki arkadaşın. Hepsi bizim için çok değerli. Çünkü her biriniz Tanrı'nın gözünde çok değerlisiniz. Boyunuz kısa olabilir, elleriniz küçük olabilir. Yani ağzınız, burnunuz diğer yetişkin insanlara göre daha küçük olabilir ama hiç fark etmez. Her birinizin yeri Tanrı'nın kalbinde kocaman ve Tanrı'nın sizlere verdiği sevgi kocaman. Bugün sizlere bunu hatırlatarak programı açmak istedim. Eğer ilk kez saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ve acaba bu konuşan abla kim diye düşünüyorlarsa, bendeniz Nora ablanız. Hafta içi her gün saat tam 4'te, yani pazartesiden cumaya kadar her gün, hafta içi her gün sizlerle buluşuyorum ve bu programda bizler gerçekten çeşitli, birbirinden farklı bir sürü şey yapıyoruz ama bu programın en önemli kısmı ve Nora abanızın da en sevdiği kısmı Tanrı'nın Sözü bölümü ve o bölümü izlemek için birazcık beklemeniz gerekecek. Çünkü o bölüm programın sonlarına doğru geliyor. Biz de o saate kadar bayağı bir eğleniyoruz burada. Şimdi arkadaşlar, bugün sizlere bir soru sormak istiyorum. Etrafınızda hiç hastalanan kimse var mı? Ya da daha önce siz hastalandınız mı? Ya da şu an sizi rahatsız eden, sizin canınızı acıtan, böyle sizi huzursuz yapan bir hastalığınız var mı? Küçük ya da büyük hiç fark etmez. Küçük ya da büyük ağrı olmasının hiçbir önemi yok. Her birinizin hastalıkları, yani herkesin, sadece sizin değil, etrafınızdaki olan, ailenizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın, her birinizin hastalığı Tanrı için çok önemli ve Tanrı bizlere şifa vermeyi çok sever. Tanrı bizleri iyileştirmeyi çok sever. Peki etrafınızda hasta birini gördüğünüzde ya da sizde bir hastalık olduğunda, mesela dişiniz ağrıdığında ya da dizinizde yara çıktığında ya da böyle kendinizi biraz grip gibi hissettiğinizde ya da baktığınız zaman mesela anneanneniz, dedeniz, anneniz, babanız, ablanız, abiniz öksürdüğü zaman ne yapıyorsunuz böyle durumlarda? Neler düşünüyorsunuz? İşte bütün bunları çok merak ediyorum. Eğer etrafınızda sizi üzen bir hastalık varsa, hastalığı olan biri varsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bizlere ulaşın arkadaşlar. WhatsApp numaramızı görüyorsunuz aşağıdan. Bizlere WhatsApp numaramızdan resimler göndererek, videolar göndererek, ses kayıtları göndererek ya da arkadaşlar yazılar yazarak ulaşabilirsiniz. Bizler sizden gelen haberleri bekliyor oluyoruz. Şimdi birazdan bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce şöyle gidelim güzel bir sevgili Ege arkadaşımızın yanına. Acaba bugün Ege bize neler öğretecekmiş? Hadi gel hep birlikte bir göz atalım. Bulunan fosillere göre köpekler 35 bin yıl önce evcilleştirildi. Buna göre benim köpeğimin bundan haberi yok. Sürekli vahşice saldırıyor herkese. Dünyanın en zehirli 25 yılanının 20'si Avustralya'da yaşar. Avustralya kocaman bir ada olduğundan yüzerek buraya gelmeleri imkansız gibidir. Burnunuz tıkalı bir şekilde yerseniz elma ve patatesin tadı aynı gelir. Ayrıca sesiniz böyle çıkar. Bu yüzden nezle olduğunuzda burnunuz tıkalıysa patates ya da elma yememenizi tavsiye ederim. Ayıramazsınız. Romalılar ezilmiş fare beynini diş macunu olarak kullanırdı. Bu yüzden Romalıların dişleri fareler gibi dişletmiş. Yani böyle. Beyninizin bir sesi ayırt etme süresi 1 milyarda 2'dir. Yani benim sesim diğer seslerden ayırt etmek oldukça kolay olacak sizin için. Ankara'nın dağlarda büklüm büklüm yolları. Evet sevgili Ege, sana buradan çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın ve iyi ki bize sürekli yeni şeyler öğretiyorsun. Şimdi arkadaşlar, az önceki açtığım konuya geri dönmek istiyorum. Etrafınızda hasta birini gördüğünüz zaman, hatta bu kişiyi tanıyor olmanız gerekmiyor. Diyelim yolda yürürken bir amca gördünüz, belki yürümekte zorlanıyor. Başka bir teyze gördünüz, böyle çok öksürüyor diye çok öksürüyor, yürüyemiyor. Ya da yere düşen bir çocuk gördünüz, mesela bacağı yara oldu, ağlıyor. Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün sizlere vereceğim görev tam da bu konuyla ilgili ve böyle durumlarda ne yapacağınızla da ilgili aynı zamanda. Eğer hazırsanız haydi bana eşlik edin. 3'ten geriye doğru sayalım. Sonra ekranımızda kocaman görevimizi görelim. 3, 2, 1...
sevgili arkadaşım. Bugün sana verdiğim görev hastalar için dua etmek. İşte böyle zamanlarda etrafında hasta birini gördüğünde, ailende hasta birini gördüğünde ya da sen hastalandığında yapabileceğin en güzel şey hastalık için dua etmek. Peki kime dua edeceğiz? Tabii ki de Tanrı'ya. Çünkü biz biliyoruz ki Tanrı'nın çok büyük bir gücü var ve Tanrı hastaları iyileştirebilir. Hatta Tanrı bundan daha fazla şeyler de yapabilir. Her türlü hastalığı yok edebilir. Her türlü kişiyi iyileştirebilir. Eğer isterse bunu yapabilir. Bu yüzden bizler de Tanrı'ya dua edebiliriz. Yani arkadaşım, eğer sende bir hastalık varsa, etrafındaki kişilerde bir hastalık varsa, hatta ilaç bile belki kullanmadan önce, tabii ki ilaç kullanmak da senin için faydalı olacaktır. Doktorları dinlemek çok önemli. Ama hepsinden daha önemli olan Tanrı'ya dua etmek. Çünkü Tanrımızın gücü o kadar büyük ki bazen gerçekten doktorlardan daha iyi görebiliyor ve bize daha iyi çözümler sunabiliyor. Sana bir ayet okumak istiyorum. Neden dua etmenle ilgili bir ayet okumak istiyorum. Çok sevdiğim bir ayet bu. Yakup bölümünden, kutsal kitaptan, Yakup 5. bölümden şöyle söylüyor ayet. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Yani iman dediğin şey Tanrı'nın gerçekten bütün hastalıkları iyileştirebileceğine eğer eminsen, eğer bunu yapabileceğine dair gücü olduğuna eminsen, buna inanıyorsan zaten aslında imanın var demektir. Ama tabii ki Tanrı her zaman, istediğimiz zaman iyileştirmek zorunda değil. Bazen başka planları var Tanrı'nın. Her zaman bizle ilgili çok iyi planları var. Belki onun planı şu an iyileştirmek değil, başka bir zamanda iyileştirmek. Ama sonuç olarak Tanrı'nın bunu yapmaya gücü olduğuna inanıyorsan zaten imanla dua etmiş oluyorsun. Ve o zaman da senin imanla ettiğin dua, inanarak ettiğin dua bir başkasını gerçekten iyileştirebilir. O yüzden bugün sana verdiğim görev sadece bugün için değil, çok uzun zaman boyunca, belki de tüm hayatın boyunca uygulayabileceğin bir görev veriyorum sana sevgili arkadaşım. Şimdi artık bu görevini de öğrendin, ipucunu da sana verdim, ayeti de sana verdim. Şimdi artık gerçekten bu görevi yerine getirmek için çok hazırsın. Ama madem bu kadar hazırsın, o zaman haydi bakalım birazcık dinlenelim, güzel bir şey izleyelim. Beraber gidelim kumdaki hikayelere. Rab İsa çarmı üzerinde öldükten sonra Aramatyalı Yusuf adlı zengin bir kişi, Vali Pilatus'a giderek İsa'nın cesedini alıp mezara koymak için izin istedi. Yusuf, İsa'nın cesedini alarak daha önce kimsenin konmadığı, kayalar içinde oyulmuş bir mezara koydu. Pilatus, mezarın kapısının büyük bir kaya ile kapatılmasını emretti ve İsa'nın öğrencileri gelip cesedi çalmasın diye mezarın önüne nöbetçiler koydu. Mecdelli Meryem ve İsa'yı seven kadınlar da orada onları izliyorlardı. Haftanın ilk günü Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve İsa'yı izleyen diğer kadınlar mezara geldiler. İsa'nın cesedine güzel kokulu yağ ve baharat sürmek için gelmişlerdi. Ama mezarın kapısı çok büyük bir kaya ile kapatılmıştı. Mezara yaklaştıklarında aniden büyük bir deprem oldu. Rabbim meleği gökten inerek kayayı yuvarladı. Nöbetçiler korkudan bayılıp yere düştüler. Melek, mezara gelen kadınlarla konuşarak onlara şöyle seslendi. Korkmayın, İsa'yı aradığınızı biliyorum ama kendisi burada değil. O dirildi. Gidin ve öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. Sonrasında Rab İsa, Mecdelli Meryem'e görünerek ona ''Sen niye ağlıyorsun?'' dedi. Mecdelli Meryem İsa'yı bahçıvan sanmıştı ve ona ''İsa'nın cesedini sen aldıysan nereye koyduğunu söyle?'' dedi. Rab İsa ''Ey Meryem!'' deyince Mecdelli Meryem onun Rab İsa olduğunu anladı. Dokunmak için yaklaşınca İsa ona ''Bana dokunma, git öğrencilerime ölümden dirildiğimi ve
ve babamın yanına yükseleceğimi söyle, dedi. Meryem bu sevinçli haberi vermek ve Rab İsa'nın ölümden dirildiğini müjdelemek için öğrencilerin yanına gitti. Rab İsa'nın öğrencileri bir evde toplanmıştı. Yahudilerden korkarak saklanıyorlardı. Tüm kapılar kilitliyken Rab İsa içeri girdi ve ortalarında durup onlara ''Sizlere esenlik olsun'' dedi. Onlara elleri, ayakları ve böğründeki yaraları gösterdi. Thomas'a dönerek ''Gel Thomas, ellerimde, ayaklarımda ve böğrümdeki yaraları gör'' dedi. Thomas iman etti. Öğrenciler Rab İsa'yı gördükleri için sevinç içindeydiler. Rab İsa öğrencilerinden, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya kadar Yeruşalim'de kalmalarını istedi. Kutsal ruhun öğrencilerin üzerine inmesini kastediyordu. Daha sonra Rab İsa öğrencileriyle birlikte Betanya'ya gitti. Ellerini yukarı kaldırıp onları kutsadı ve öğrencilerine ''Gidin ve tüm ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin ve onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.'' dedi ve orada Rab İsa göğe yükseldi. Öğrenciler ona tapınıp secde ettiler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yuhanna 11. bölüm 25. ayet. Sen ne yapardın bölümüne hoş geldin arkadaşım. Şimdi seninle dün bir soru hakkında konuşmuştuk. Sana bir soru sormuştum. Sen olsan ne yapardın böyle bir durumda diye. Daha doğrusu dünkü sorun birazcık da aslında etrafında olup bitenleri anlamanla ilgiliydi. Şimdi sana sorunu hatırlatacağım ve şıkları okuduktan sonra doğru cevabı vereceğim. Ama gelen cevaplar için bana cevap gönderdiğin için sana teşekkür ederim. Şimdi de hep birlikte gel bakalım doğru cevabın ne olduğunu öğrenelim. Şöyle bir hikayeyi hatırlayalım. Sorumuz neydi? Şimdi diyelim sen evdesin, annen mutfakta ve annen tahminimce mutfakta senin çok sevdiğin bir yemek hazırlıyor senin için ya da ailen için. O sırada kapı çaldı. Sen de birdenbire hızla kapıya koştun ve kapıyı kim o bile demeden hemencecik açtın. Sonra evinin kapısını da açtın. Bekledin. Hiç kimse gelmedi. Sonra bir anda annen yanına geldi. Senin kapıyı açtığını gördü ve sana aniden sinirlendi. Acaba annenin sana kızmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi? A şıkkı, sesli bir şekilde evde koşman. B şıkkı, güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta bulunman. Acaba güvenliğini nasıl tehlikeye sokmuş olabilirsin kapıyı açarak? C şıkkı ise o sırada mutfakta annene yardım etmiyor olduğun için annen sana kızmış olabilir. Acaba bu cevaplardan hangisi doğru? Sevgili annen, seni çok seven annen, her zaman senin iyiliğini düşünen annen acaba sana neden kızmış olabilir? Hazırsan cevabı açıklıyorum. Arkadaşım, doğru cevap
B şıkkı, yani güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta bulunman. Şunu unutma, senin eğer annen ya da baban ya da ablan eğer sana bir şey için kızıyorsa kesinlikle burada senin iyiliğinle ilgili bir durum vardır diye düşünüyorum. Yani aslında bence sadece evde koştuğun için değil, ona yardım etmediğin için hiç değil, kendini tehlikeye sokan bir davranışta bulunduğun için sana kızmıştır. Peki bu durumun içinde kendini tehlikeye sokan davranış acaba nerede? Ben ne yaptım ki kendimi tehlikeye soktum diye düşünüyorsan eğer, hemen sana şunu söylemek isterim. Eğer kapı çalarsa asla kim o demeden kapıyı açmamalısın. Kim o dedikten sonra karşından gelen kişiyi gerçekten tanıyıp tanımadığına emin olmalısın. Bu kişi ancak senin çok yakın akrabaların, ailenden biri ise kapıyı açmalısın ki onda bile annene sormanda fayda var. Annene hemen haber vermek çok kolay. Anne, dayım geldi. Anne, babam geldi, kapıyı açıyorum gibi şeyler söylemen önemli. Çünkü bazen aslında bazı insanlar maalesef etrafımızda, her zaman o kadar iyi insanlar yok, bizi kandırmak ve bize zarar vermek için planlar yapan insanlar olabilirler. Ama böyle durumlarda biz onların sesinden ayırt edemeyebiliriz. Böyle zamanlarda bir yetişkin olan etrafımızda birine sormalıyız. Mesela annemiz, babamız ya da abimiz, ablamız, kim varsa etrafımızda ona sormalıyız. Ve o bize kapıyı açmamız için izin verirse eğer, o zaman kapıyı açmamızda fayda var. Düşün ki kim o bile demedin ve o kişinin kim olduğunu bilmiyorsun. Karşına nasıl biri çıkacağını bilmiyorsun. Belki tehlikeli biri, belki zarar vermek isteyen biri. Ve öyle bir durumda yanında annen ya da baban olmadığı için, kapıyı açan kişi sen olduğun için sana rahatlıkla zarar verebilir. Tabii ki Tanrı her durumda bizleri koruyor. Ama başımıza da anne ve babalarımızı koydu her durumda bizleri korumaları için. İşte bu yüzden sevgili annen sana böyle bir durumda kızarsa sakın üzülme, ona kızma. Çünkü o yine senin iyiliğin için sana kızdı. Yani dediğim gibi, kim o demeden kapıyı açmamalısın ve kapıyı açacaksan bile mutlaka annene babana sormalısın kimin geldiğini. Yani kimin geldiğini söyleyip ona kapıyı açıp açmaman gerektiğini sormalısın. Şimdi bir daha başına böyle bir şey gelirse artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Şimdi madem artık bunu öğrendin, hadi bakalım gel yine çok sevdiğimiz bir şey yapalım. Gidelim Mevzi'yi izleyelim. Hala mı? Ya ne kadar güzeldi bu yemekler mi? Eline, vaktine, emeğine sağlık. Ya bak, aslında senin o güzel yani domates suyun olmasa olmazdı. Tabii. Herhalde yani. Yoksa aylardır aynı şeyi içip bir anda daha farklı lezzetler denememizde bir ilgisi yok bunun. Yok canım, daha neler. Evet sevgili kardeşlerim. Elçi Paulus'un yolculuğuna devam edelim öyleyse. Bu üçüncü haber gezisi tam 5 sene sürmüş mü? Tabii 3 yılı Efes'teki konaklama oluyor. Evet, üçüncü yolculuk uzun bir yolculuk. Paulus'un taklitlerinin ortaya çıkması, elbette ki onun davasından vazgeçmemesi, yürekli bir tavrı ve ünlü birisi olmasından kaynaklanıyordu. Taklitler aslını yaşasın. Evet, evet. Efes'te birçok olay yaşandı. Sonunda Paulus kentten ayrılma planları yapmaya başladı. Aklında Makedonya'ya ve Ahaya'dan geçerek Yeruşalim'e gitme planı vardı. Kendi kendine oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerekir dedi. Elçilerin işlerinde de yazıyor. Kesinlikle. Elçi Paulus'un kafasındaki Roma'ya gitme düşüncesi ilk burada belirdi. Yanında bulunan Timoteus ve Erastos'u Makedonya'ya gönderdi. Erastos kim ya? Erastos? Bizim Korintli Erastus. Romalılar bölümünden de öğrendiğimize göre Erastus vatandaşlık statüsü yüksek biriydi. Korint'te, Korintos'ta muhafızdı. Bir süredir de Elçi Paulus'un öğrencisiydi tabii. Tamam, muhafız olan, tamam, devam edebilirsin. Evet, Elçi Paulus onları yolladıktan sonra bir süre daha kentte kalmak istedi. Kentte bir karmaşa oluştu. Bazıları yine Paulus'a saldırdılar. Gaius ve Aristaros da dahil olmak üzere üçü tutuklandı. Ancak dava düştü ve şehirdeki bu karmaşa ortamı duruldu. Paulus öğrencilerini yanına çağırdı, onlarla vedalaştı ve Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. Öncesinde de Yunanistan'a varacaktı tabii.
Her şey süper. Yunanistan'ı biliyorum, Makedonya'yı biliyorum. Ama Gaios kim, Paros kim ya? Gaios ve Aristaros. Evet. Elçi Pavlus'un vaftiz ettiği öğrencileri bunlar. İsa Mesih'in müjdesi uğruna çeşitli zulümlere de uğrayan imanlılar. Bir örnek verir misin? Şöyle söyleyeyim. Efesos'ta İsa Mesih'i değil de Yunan mitolojisinden kalma Artemis'i takip etmek isteyen bir grubun Gaios ve Aristaros'u yakalayıp sürüklemelerini söyleyebilirim. Ama onlar imanlarını bozmadı. Hem de kent başkanı kalabalığın karşısına çıkarak "Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınağa soydular ne de tanrıçanıza sövdüler." dedi. İmanlılar evet. İmanın gereği olarak da sonuna kadar ahlaklılardı tabii. Kesinlikle Zihi. Örnek bir Hristiyan işte böyle olunur. Kutsal kitap ahlakına tam anlamıyla yaşamak zor olabilir. Ama bu içselleşmeli ve uğrundan şaşılmayacak bir hedef haline gelmelidir. Ne güzel söyledin mi? Rica ederim Zihi. Pavlus'un Yunanistan'a gidişini sonraki bölüme bırakalım ve bir doğru mu yanlış mı sorusu patlat istersen, ha ne dersin? Bir bölüm daha atlayacağım bu soru işini. Çünkü bu vaktimi kutsal kitaptan ahlak üzerine örnek ayetler vererek değerlendirmek istiyorum. Ne dersin? Zihi, harika derim. Eğer bir kimse birinci olmak isterse hepsinin sonuncusu ve hepsinin hizmetçisi olacaktır. Evet. Evet, Markos'tan Zihi. Zihi, devam etmeyecek misin? O kadar ağır, o kadar derin ki bunu düşünmekten ikinci bir örneği veremedim. Gerçekten de çok derin ve çok güzel Zihi. Dilersen ben de başka bir örnek vereyim ve bölümümüzü bitirelim, olur mu? Olur. Luka 3.11'de dediği gibi Yahya yanıtladı. İki kat üst giysisi olan olmayana versin. Yiyeceği olan da aynısını yapsın. Yiyecek diyerek hatırlattın kardeşim. Ne güzeldi o yaptığın yemekler ya. Evet. Böylece başladığımız noktaya dönmüş olduk. Bu bölüm de burada bitsin artık. Tabii döneceğiz mi? Güneşin altında yeni bir şey yok demiştin zaten. Ben demedim. Süleyman peygamber diyor bunu. Anladık o kadarını canım. Sen de. Sözü bölümüne hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. En son nerede kalmıştık, hangi hikayeyi okumuştuk? Artık geçen hafta bizim bahsettiğimiz hüzünlü hikayelerden sonra bu hafta bizi hep güzel hikayeler bekliyordu. Çünkü artık Mesih, İsa Mesih bizim için o en zor yapması gereken en zor bölümü, en zor görevi yerine getirmişti. Ve artık bundan sonra güzel ve umutlu günler başlamıştı. Ve hatta artık sonsuza dek bir daha hiç hüzünlü bir şey yaşamayacaklardı. Çünkü artık İsa Mesih'in o en zor görevi tamamlanmıştı. Şimdi en son ne olmuştu? İsa Mesih gelmişti, arkadaşlarına görünmüştü, karnını doyurmuştu ve ondan sonra göklere babasının yanına geri gitmişti. Şimdi ise bugün okuyacağımız hikayenin ismi çok güzel, çok sevindirici, çok umut verici bir ismi var. Tanrı yardım gönderir. Gerçekten de Tanrı her durumda, her zaman bize yardım gönderir. Çünkü bizi çok ama çok seviyor. Hadi gel bana eşlik et, hep birlikte okuyalım hikayemizi. İsa'nın arkadaşları ve yardımcıları üst kattaki kapalı bir odaya tıkıştılar. Korkmuş olabilirler mi? Dışarıda hava güneşli olmasına rağmen panjurları kapatmışlardı ve kapı kilitliydi. Bence kesin bir şeyden korkuyorlar. "Yerüşalim'de bekleyin," demişti İsa. "Size özel bir hediye göndereceğim. Tanrı'nın gücü içinize gelecek. Tanrı'nın kutsal ruhu gelecek." Onlar da oradaydılar gerçekten. Bekliyorlardı. Aslında yaptıkları şey daha çok korkmak ve saklanmaktı. Sanki bekliyor gibi değil de böyle bir şeyden korunmak için bir arada kalıyor gibilerdi. Haksız da sayılmazlardı. En iyi arkadaşları gitmişti yani Mesih İsa. Önemli insanlar ve önderler peşlerine düşmüşlerdi onları yakalamak için. İsa onlara bir görev vermişti ve onlar onu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Beklerken dua ettiler ve hatırlamaya çalıştılar. Ta en baştan beri Tanrı'nın gizli kurtarma planı üzerinde çalıştığını hatırladılar. Birdenbire güçlü bir rüzgar
diye odayı doldurdu. Duvarların içinden geçti. Yerdeki saman çöplerini kıpırdattı. Herkesin başı üzerindeyse o karanlığın içinde birer alev yanıyordu. Herkesin başının üzerinde birer alev parçası. Düşünsenize, böyle bir şey görseniz çok şaşırmaz mısınız? Ama onları incitmeyen ve yakmayan bir ateş. Yani onlara zarar vermeyecek ve onları korkutmayacak bir ateş aslında. Dahası da var. İçlerinde, kalplerinde garip bir ısı hissettiler. Sanki oradaki tüm sertlik ve soğukluk eriyip gidiyordu. Sanki kırık kalpleri onarılıyordu. Sanki orada böyle bir doktor gelmiş de onları tedavi ediyor gibiydi. Ya da böyle balon satan çok neşeli bir adam gelmiş ve onlara böyle yeni bir neşe ve sevinç veriyor gibiydi. Tanrı onlara yeni kalpler veriyordu. Olması gerektiği şekilde işleyen kalpler. Nasıl olduğunu anlamamışlardı ama Tanrı'nın gücünün kalplerini alevlendirdiği kesindi. İsa'nın kendisi içlerinde yaşamak için gelmişti. Evet, İsa'nın kendisi bedeniyle olmasa bile onun ruhu onlarla birlikte yaşamak için geri gelmişti. Yani artık onları hiç yalnız bırakmayacaktı belli ki. İsa'nın gittiğini görmüşlerdi ama şimdi her zamankinden daha yakındı onlara. Tam olarak kalplerinin içindeydi. Bu sefer hiçbir şey onları ayıramayacaktı. İsa her zaman orada olacaktı, onlarla birlikte. Onları sevecekti, onları zehirden, o korkunç yalandan ve kalplerindeki hastalıktan kurtaracak sözü fısıldadığını duyacaklardı. Yani artık İsa her zaman, her korktuklarında, her hastalandıklarında, her heyecanlandıklarında onların yanında olacaktı. Tanrı'nın onlara verdiği harika söz, "Sen benim çocuğumsun. Seni seviyorum. Nasıl ben sizi evim olarak görüyorsam, siz de beni eviniz olarak görün," demişti İsa. Gerçekten böyle bir şey olabilir miydi? Cennet galiba kalplerine geliyordu onların. Peki bu hikayenin devamında acaba ne olacak sevgili arkadaşım? Acaba bu kişiler artık korkmayacaklar mı? Bırakacaklar mı bu korkularını? Mesih'le birlikte yaşama fikrine alışabilecekler miydi? Bundan sonraki programda bunların cevaplarını alacağız sevgili arkadaşım. Ama sen bütün bunları derin derin düşün ve dua etmeye devam et. Ve şunu unutma ki İsa Mesih'i her zaman gözlerinle direkt olarak göremesen bile kalbinle hissedebilirsin. Nora Alban seni çok ama çok seviyor. Bir sonraki bölüme kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.